Turgay Güler Binmişler bir alamete, sürüklüyorlar kıyamete. Artık olup biteni, perde arkasını, gizlinin gizlisini, tezgahı, tertibi, açık açık konuşmanın vakti gelmedi mi? Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu göremiyor muyuz? Bir yanda Alman ekolü, öte yanda İngiliz, beri tarafta Fransız. Yunanistan'a da yine çakal rolü. Yabancı büyükelçiler söz konusu partilerin eş genel başkanı gibi maşallah. Amerikalılar pragmatist. Erdoğan karşısında kimin aday olacağı onlar açısından hiç önemli değil. Yeter ki Erdoğan'ı devirebilsinler. Bu uğurda her türden sınırsız desteği esirgemiyorlar. Yüz küsür yıl önce aynı tezgahı yine görmüştük. O kadar eskiye gitmeyelim hadi, daha dün İstanbul'dan başlatılan işgal girişimini ne çabuk unuttuk ülkeyi, bizi, her şeyimizi teslim almaya kalkmamışlar mıydı? Biz değil miydik çıplak ellerimizde karanlık ruhlu canilerin karşısına dikilip işgale geçit vermeyen? Yok mu sayacağız 15 Temmuz'u? Peki ya bugün? Hepinizi affedeceğiz, görevlerini iade edeceğiz, kapkara sicillerinizi tek tek sileceğiz, ihanetinizi unuturacağız sözleri verilmiyor mu? Neden duyulmuyor Allah aşkına sağ mı oldunuz ne? FETÖ bana zulmetti diyenler bugün nasıl oluyor da ablalarının partisinde yakasına rozet taktırabiliyor? FETÖ'cülerin alayını affedeceğiz diyenlere niçin zerrenin zerresi tepki vermiyor? Bunları bir araya getiren güç nedir, kimdir göremiyor musunuz? Allah aşkına kör mü oldunuz ne? Hadi daha açık konuşalım, eğip bükmeyelim, yekten soralım. Mesela Ahmet Davutoğlu Hoca. Ömrünü CHP'nin çarpık zihniyetiyle mücadeleye adamış kendi diyor. Şimdi 6-7 yıl geriye gitsek ve o gün biri çıkıp da Ahmet Davutoğlu CHP ile gizlice iş tutuyor, Erdoğan'ı devirip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmek için çalışıyor deseydi ne olurdu? En başta bugün AK Parti'den kopup Davutoğlu ile hareket edenler ayağa fırlardı, kıyamet koparırlardı. Böylesi alçakça bir iftirayı nasıl atıyorsunuz derlerdi. Fitneci derlerdi, bozguncu derlerdi, derlerdi de derlerdi. E bugün olan ne? Hocanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinden ayrılmıyor. Peki ya Abdullah Gül Ali Babacan? Yahu Abdülhamit'e küfredilirken bunların niçin sesi çıkmıyor? Ya Temel Karamollaoğlu, Erbakan yaşasaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerdi diyor. Akıl alır gibi değil. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz diye ağlayan CHP ile iş tutmayı kime nasıl anlatırlar? Biden'ın dostu seviyesine düşmelerini nasıl izah ederler? Ama domates 30 lira, patates 15, tuvalet kağıdı 100 lira olmuş. Tuvalet terliği de aday. Gidin gidin peşinden gidin. Sayenizde yarın patates ekecek toprağımız da kalmayacak. Bu yazıyı torunum okusun diye yazdım. Allah göstermesin, ihanet vuku bulursa, dedem çırpınmış ama anlatamamış deyip ardımızdan rahmet okusun diye. Turgay Güler Mehmet Metiner Mertlik düşmanlıkta belli olur, bilmez misin? Bilirsiniz ki mertlik dostlukta belli olmaz, asıl düşmanlıkta belli olur. Vaktinde yanınızda emir eri gibi duran ve sayenizde rüyasında göremeyeceği makamlara gelen birileri o vakitlerde yaltaklanıp durduğu için ne onların sadakatinden ne de vefasından emin olabilirsiniz. Sınanmamış sadakat sadakat değildir. Sadakat, makam mevkiin eğip bükemeyeceği pozisyonlara göre değişen bir durum değildir. Mertlik de öyle. Sadakat ve mertlik bir kişilik ve karakter sorunudur. Yürekle alakalıdır, ahlakla alakalıdır. Pozisyon değişiklikleri sadık ve mert insanı zinhar ihanetçi ve namert kılmaz. Özünde neysen olsun. Bir insan özünde neyse odur sonradan bir şey olmaz. Kim ki dünün sadıkları bugün hain, mertleri de namert oldu diyorsa bilesiniz ki doğru demiyorlar. Çünkü sadık her zaman ve her koşulda sadıktır. Mert'in mertliğini bozacak bir şey de henüz icat edilmiş değildir. Demek ki neymiş? Dün makamlarından dolayı o kişiler sadık ve mert görünüyorlardı. Bize gösterdikleri yüzlerini aldandığımız için şimdi hıncımızı başka türlü çıkartıyoruz. Keşke basiretimiz bağlanmasaydı da derinden bakabilseydik. Yaltaklanmalarından anlayabilseydik gerçek karakterlerini. Bari bugün o derin görüşü kuşanmalıyız derim. Yaltaklananlara dikkat. Sadakatin yaltaklanma olmadığını, gerçekte sarsılmaz bağlılıkla birlikte eleştirel bir duruş içerdiğini keşke bilebilseydik. İşte o vakit her yaptığımıza doğru, her söylediğimize kafa sallayanların yarın şartlar değiştiğinde ihanet edebilecek namertlerden olabileceğini öngörebilirdik. Bari bugün bu derin sağduyu kuşanalım diyorum. Kendi ellerimizde o büyük makamlara getirdiklerimizin gerçekte küçük adamlar olduğunu şimdi kimseye anlatamıyoruz işte. Sayenizde sahip oldukları o büyük makamlar dolayısıyla kendilerini büyük görenler bugün de debelendikleri ihanet çukurlarında hala kendilerini büyük görmeye devam ediyorlar. Diyeceğim o ki bir insanın büyüklüğü makamından gelmez, yüreğinden ve karakterinden gelir. İçi dışı bir olmayanın büyüklüğü kandırmacadan ibarettir kendi büyüklüğünü geçmişte hak etmediği makamlar üzerinden başkalarının gözlerinin içine sokanlar, yetmezmiş gibi kendisine o makamlara taşıyan kişiye her Allah'ın günü düşmanlıkta sınır tanımayan bir pervasızlıkla saldırıyorsa, bilesiniz ki o kişi küçük sıfatını bile hak etmez. Namertliğin büyüklük postuna büründüğü diğerlerden göç etmek lazım. Yoksa o namertlik bulaşıcı bir virüs gibi size de bulaşır. Sizi de küçültür, alçaltır.'' Mertlik herkese nasip olmaz. Mertlik bir sıfattır, mertlik bir duruştur. Şunu zinhar unutmayınız derim. Bir insanın mertliği düşmanlıkta anlaşılır. Dün beraber aynı yollarda yürürken karşınızda el pençe divan duran o birilerinin bugünkü tavırları sahiden iyi not edilmesi gereken bir davranış kodunun göstergesidir. İhtilafa düşmeyi gerekli görenlerdenim. İhtilafsız olmaz.'' farklı görüşler zenginleştirir. Eleştirel sahiplenmeyi körü körüne bağlılığa tercih edenlerdenim. Ayrılmalar ve kopmalar olabilir elbette. Hayatın gerçeğidir bu. Bundan dolayı kimseye darılmam, kızmam, gücenmem. Bunları ihanet diye suçlayanların da iyi niyetinden kuşku duyarım. Yeter ki her şey mertçe olsun.'' Mert insan içinde bulunduğu yapı içinde gördüğü yanlışları cesaretle eleştirir, doğrusunu gösterir. Mert insan kendisine bir kumpas kurulduğunu görüyorsa çıkar vaktinde gürler. O kumpasçılara gününü bildirir. O gün ses etmeyip başka türlü görünmez. Dahası sanki hiçbir şey olmamış gibi hoşuna gidecek sözler ederek içindeki husumeti bastırma yoluna gitmez. En fenası kendini olduğundan farklı göstermez.'' Mert insan içindeki neyse dışındaki de o olan insandır. Mert insanın dili ayrı, yüreği ayrı yerde durmaz. Mert insan vaktinde tavrını koyar. Kavgadan da kaçınmaz, hesap sormaktan da. Mert insan bir ömür boyu kendisini bağlayacak sözler ettiyse artık onun gereğine uygun davranır. Ya o lafları etmez ya da etmişse gereğine uygun bir duruş sergiler. İnanmadığını söylemez, dediğini de yapar. Ez cümle, mert olmadığı düşmanlığın da zahir olanın ardından gidenlerin zevali ırak olmaz. Hamiş Bu genel öğütlerin kendisine itiraz edenleri saygıyla karşılarım. Lakin lafı oraya buraya çekecek namertleri de kendi halleriyle baş başa bırakırım. Tarife uyanlar bu satırların sahibine kızacaklarına, kendi hallerini üzülüp düzeltme yoluna gitsinler derim. Zira zararın neresinden dönülürse kardır ve selam. Mehmet Metiner